Şu mübarek günde huzurundayız ya Rabbi. Kur'an'ında buyuruyorsun ki وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ. Hakkı söylemenin menzilinde hakkı gizlemeyin. Hakkı söyleyen, yalana yalan, masala masal diyen bir kulunu Üstad Kadir Mısıroğlu'nu huzuruna gönderiyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatine, rahmetine onu nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz şehadet ediyoruz ki وَاَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle yeryüzünün şahidi olan müminler olarak diyoruz ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ. Ayeti onu titretti ya Rabbi. Önümde engeller olsa da hakkı söyleyen, hakkı ilan eden bir mümin muvahhid olduğuna şehadet ediyoruz. Şehadetimizi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, biz mektep sıralarından itibaren elinden kalemiyle, kelamıyla tuttuğu müminler olarak şehadet ediyoruz ki nasıl Ahmet bin Hanbel'le اَعْتُونِ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ. Kırbaç yedi Ahmet bin Hanbel ama Allah'a, Resulüne ihanet edemem diyen Ahmet bin Hanbel, Kur'an'a, sünnete muhalefet edemem diyen Ahmet bin Hanbel gibi olduğuna, hep hakkı söylediğine, bu yolda bedel ödediğine yüz binler bugün şehadet etti. Şehadetimizi kabul eyle. Amin. Amin. Onu bir büyük mümin, bir büyük muvahhid, Allah ve Resul yolunun delisi, divanesi, bir mümin olarak tanıdık. Şehadet ediyoruz ya Rabbi. Onu Ahmet bin Hanbel'lerle hakka haykıran Hazreti Sümeyye'lerle haşeyle ya Rabbi. Amin.